السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا شيخ الدستور وأنا شعب الله في أزداد سنة شيخ محمد نال الحفاظ مدد طريقاتنا الصحبة والخير في الجميع. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nasr suresi okuduğu vakit ağlamış. Bu nasıl şey diyor, Allah'ın zaferi gelip de insanlar oluk oluk İslam'a gelecek demiş. Ne için bu güzel bir müjdedir diye haber şey yapmıştı sahabeler söylenince, ahir zamanda böyle dinden çıkacaklar diye onlara ağlıyorum. Dinden çıkacak dediğimiz yani gene doğru yoldan çıkmaktır. Bu ahir zaman Müslümanlar çok, yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, çoktur ama deniz köpüğü gibi hiçbir kıymeti olmayan şeylerdir. Kıymeti yok çünkü Peygamber Efendimiz'in yolundan ayrılmışlar. Başka yollara sapıp millete Müslümanlık budur diye onu gösterip onu gören de ya dinden oluyor, dinden çıkıyor ya soğuyor. Müslüman sayı olarak milyarın üstünde Müslüman var. 2 milyara yakın Müslüman var ama hiçbir kıymetleri yok. Çünkü nerede biraz toplanırsa muhakkak oraya bir fitne giriyor. Kıymetsiz ediyor o topluluğu, o insanı. Kıymetli o eden şey işte Peygamber Efendimiz'in yolunda gitmektir. Ondan çıktın mı sen artık başkalarının elinde oyuncak gibisin. Oyuncaktan da beter, merhametsiz bir dünyada merhametsiz insanların elindesin. Şimdi odur olan Müslüman İslam alemine binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan hem ölüyor, hem yerinden yurdan oluyor. Daha da yetmiyor diyor. Daha da fazla zulüm yapmaya fırsat olursa yapılır. Onun için ahir zamanda yaşıyoruz. Sıkı sıkı Peygamber Efendimiz'in yolunda olmamız lazım. Başka yollar hiçbir faydası yok. Dünya kurtlar sofrası derler. Sana elin kafiri acıyacak değil. Sadakası yok. Sevgisi yok. Merhamet yok. Merhamet ancak İslam'dadır. Hem de Peygamber Efendimiz'in yolunda olandadır. Onun dışında da merhamet yok. Onlar da şeytanın askerleridir. Şeytanda merhamet yok. Onun için dikkat etmek lazım. Her duyduğunuza sevinmeyeceksin. Çünkü artık yalancı çok olmuş. Yalancılar çok çıkar. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım. İnsanoğlu Allah'ın hikmeti ne kadar kanmaz desen gene kanıyor. Halbuki bu tarih tekerrürden ibarettir derler. Devamlı aynı şey oluyor. Devamlı insanlar kanıyor.
Fatabir ve ulul absar diyor Allah Azze ve Celle. İbret alın diyor Allah Azze ve Celle. Ey aklı başında insanlar, başkalarının hatasından olanlardan Allah Azze ve Celle hepsinizi aynı yarattım. Hepiniz akıl var, fikir var olanlar gene kıyamete kadar aynı şekilde devam edecek. Dikkat edin. Ama ne yapacaksın? Allah'ın takdiri, Allah hidayet vermişse şükretmek lazım. Tevbe istiğfar etmek lazım. Allah'a sığınmak lazım. Ya mukallebel kulub sabbet kalbine ala taatik diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Ey kalpleri değiştiren benim kalbimi seninle beraber sabit kıl diyor. Peygamber sormuşlar sahabe, ya Resulullah sen peygambersin diyor, bu Allah'ın yani bize tabi haşa Peygamber Efendimiz'in bir şey olacağı yok ama insan kıyamete kadar gelen insanlara şey yapıyor, kalpler Allah'ın kudret elinin iki parmağının arasında değişebilir, hemen değişebilir. Ama Peygamber Efendimiz'in bu güzel duasını tekrarlarsak Peygamber Efendimiz'in hürmetine kalplerimiz sabit kalır. Hakta sabit kalır inşallah.